çıkarlar mı? Ee, sizin önemli bir bölümünüz yüzde seksen beşiniz Murat Kurum böyle bir yayına çıkmaz çıkamaz yanıtını vermişti. Ben de demiştim ki böyle bir durum olursa eğer bir önceki seçimde Binali Yıldırım'ın gerisine düşmüş olur Murat Kurum. Çünkü Binali Yıldırım çıkmıştı, çıkabilmişti. Ve 21 yaşındaki oğlumun bütün ömrü boyunca gördüğü iki siyasetçinin, iki farklı siyasi partiden siyasetçinin ortak bir yayında gazetecinin bir gazetecinin sorularını yanıtladığı ilk ve büyük ihtimalle tek ve galiba görünen o ki son yayında bu olmuştu. Dolayısıyla eğer kurum Murat kurum böyle bir yayını kabul etmezse kendisinin partisinin son adayından geriye düşmüş olur Benim bildiğim benim bildiğim aslına bakarsanız Murat kurum başlangıçta böyle bir yayın yapmak istiyordu Murat kurumun kampanya ekibi de Murat kurumun o sakin Anadolu tabiatının seçmene ve izleyiciye olumlu bir etki yaratacağını ve e, özellikle oylarında bir artist sağlayacağına inandıkları için bu yayının kurgusuna bile başlanmıştı. Çalışıyorlardı yani bu konuda Murat Bey'i hazırlıyorlardı fakat özellikle İliç kırılma anından itibaren İliç e, korkunç bir katliamdı tabii ve bakın hala bugün 9 işçi orada milyon tonluk bir ağırlığın altında kalıyor. E, Çıkartılmayı artık kurtarılmaları imkansız tabii gerçekçi olalım çıkartılmayı ve ailelerine teslim edilmeyi ve hak ettikleri bir törenle e, veda etmeyi bekliyorlar ama bu bile yapılamıyor şu anda. Bir seçim atmosferidir gitti ve hiç kimse oradaki o dokuz işi hatırlamıyor bile ne yazık ki. Ee, orada başlayan bir kırılmayla Murat Kurum e, ne yazık ki kampanyasında oldukça geri düşmüş durumda. Kendisi için ne yazık ki AK Parti seçmeni için ne yazık ki CHP seçmeni ve İmamoğlu tabii ki e, büyük bir özgüvenle yoluna devam ediyor bu durum gerçekleştiği için. Murat Bey aslında e, dediğim gibi bir ortak yayın kurgusuna başlamıştı ve bunu istiyordu. Ama yaptığı gaflar, İstanbul'u bilmeyişinin fazlasıyla ortaya çıkması. Yani Konyalı bir adayı, Orta Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş bir ismi, her ne kadar kabinede bir bakanlık dönem geçirmiş olsa da gelip İstanbul gibi bir dünya kentine, bir metropole Hatta bir Grand Metropole, e, belediye başkanı adayı e, yapmak belki de o kadar doğru bir karar değildi. Şimdi AK Parti zannediyorum kara kara bu işi düşünüyor. Ve ortak yayın için de sürekli olarak çağrı yapılmaya devam ediliyor. En son Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan yaptı biliyorsunuz bu çağrıyı. Dedi ki ya buyurun bizim ekranımız açık. Ee, bizim ekranımız açık. Gelin burada hani dilediğiniz gibi karşılıklı hani... E, Sonuna kadar sabaha kadar gerekirse tıpkı bir siyaset meydanı formatı gibi siyaset meydanı formatı gibi bu yayını yapalım dedi Ahmet Hakan. Başkaları da çağrıda bulundu. Uğur Dündar da çağrıda bulundu. İsmail Küçükkaya ben dün çağrıda bulundum. Hepimiz çağrıda bulunuyoruz. Babala TV çağrıda bulundu. Oğuzhan Uğur dedi ki ya beraber bir yayın yapalım. Biliyorsunuz çarşamba günü Ekrem İmamoğlu Babala TV'ye gitmeye karar verdi. Yarın değil öbür akşam. İstanbul'da Babala TV'nin Ekrem İmamoğlu bölümü çekilecek ee, önemli bir yayın kendi ekibinin arasında da gidilsin gidilmesin şeklinde farklı fikirler vardı ama en sonunda anlaşılan gidilmesi yönünde bir karar çıktı tarih belirlendi çekim yeri ve saatinde şu anda belirliyor Babala TV ekibi e şimdi İmamoğlu çıkıyor Babala TV'ye peki Murat Kurum çıkacak mı? Ben açıkçası Murat Kurum'un Babala TV performansını çok merak ediyorum. Gidip gitmeyeceği bir muamma. Geçen sefer hatırlayın işte denilmişti ki hadi Babala TV'ye gelin filan böyle nasıl diyeyim size hani hodri meydan filan şeklinde bir takım açıklamalar yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Ve bana sorarsanız hiç fena olmayan bir performans gösterdi. Keşke daha önce gitseydi dedi hatta bütün e, CHP'liler altılı masa ve kendisine oy vermeyi düşünen ve düşünmeyen bütün e, muhalefet seçmeni. Yani iyi bir performans çıkardı Kemal Bey orada ve ben o yayındaydım hatırlayacak olursanız. Dedim ki e, ya dedim olsan e, şöyle bir şey olmuştu. İki cumhurbaşkanı adayının hani biri geldi öbürü nerede? Sayın Cumhurbaşkanı neden bu yayına katılmıyor? ve katılmayacak tı katılmadı da şimdi aynı senaryo aynı senaryo Murat Kurumla ilgili yaşanabilir mi Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Murat Kurum'un katılmadığı Ekrem İmamoğlu'nun çağrı yaptığı Murat Kurum'un bu çağrıya olumlu yanıt vermediği bir medya ortamı aslında bize bir şey söylüyor. Şunu söylüyor. Bir kere bir demek ki bir endişeleri var, tedirginler. Kamunun karşısında, herkesin gözü önünde canlı yayında sorulara yanıt vermekle ilgili bir performans anksiyeteleri var yani. Nasıl beceririz? Üstesinden gelir miyiz? Çünkü şöyle bir durum var. Yani 22 senedir o kadar kontrol edilmiş. Her tarafı tasarlanmış. Onlar ona işte şey diyorlar, algı yönetimi falan diyorlar işte iletişim profesyonelliği falan diyorlar. Sosyal medya entegrasyonu işte efendim iletişim stratejisi falan dedikleri şey aslında şu yazılım metni alıyorsun seni birileri çalıştırıyor prompta yazıyorsun onun dışında tek bir kelime bile e, etme şansın yok. Bu tabii bir araz yaratıyor insanlarda siyasetçi irticalen konuşur gazeteci irticalen konuşur sanatçı çıkar canlı söyler şarkısını yani bunların hiçbiri mümkün olmuyor artık malumunuz. Onun için şey gibi oluyorlar hani gözlerine ışık tutulmuş tavşan gibi oluyorlar. Hatırlayın bundan birkaç sene önce Sayın Cumhurbaşkanı'na Fox TV muhabiri bir soru sordu. O nasıl oldu o an yani tarihe geçti o an. Cumhurbaşkanı şaşırdı kaldı hani döndü etrafına yani şey demeye getirdi ekibe bu kim ya ne diyor bu falan. Hani ne demeye ne soruyorsun sen evladım falan gibi. Hani o kadar alışmadılar ki ve o kadar artık geride kaldılar ki bu e, doğallıktan. E, çıkıp da bir canlı yayında e, işte efendim e, gazetecinin sorularını yayınlama e, e, yanıtlamak, irticayla konuşmak orada bir kriz olacaktır tabii. Çünkü aslına bakarsanız iletişim baştan sona budur. O krizi yönetmek doğallıkla, samimiyetle, güven vererek falan e, bunların hiçbiri e, yani mümkün değil. Okan <laughs> Ayuş ki o soru yanlış. Yani neredeyse öyle dedi.